Film değil gerçek. Tarih 30 Şubat 1995. Yer Antalya. Sharon Stone ve Michael Douglas'ın başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü filmini izlediyseniz eğer bu filmin en çarpıcı sahnesini de hatırlıyorsunuzdur. Bu filmin bu sahnesini hiç unutamayanlar da var. Antalyalı genç bir kadın bu sahnenin etkisinde kalarak kocasını defalarca bıçakladı. Bu filmde cinayet silahı bir buz kıracağıydı. Başroldeki Sharon Stone kurbanını demir karyolaya beyaz bir eşarpla bağlıyor ve ardından dehşet dolu sahneler başlıyordu. Buz kıracağı kurbanın bedenine defalarca saplandı. Emel Demir bu sahneleri seyretmiş miydi? Emel ve Arif Demir çok kısa bir süre önce evlenmişti. Ancak Arif Demir çok yoğun çalıştığı için karısıyla daha ilk günlerden ilgilenmez olmuştu. Bu durum Emel'i çıldırtıyordu. Genç kadın artık boşanmayı kafasına koymuştu ama eşi buna razı olmuyordu. Emel Demir çok sinirleniyordu. Temel İçgüdü filminin dehşet veren sahneleri genç kadına yol göstermiş olabilir miydi? 3 aylık eşinin filmin etkisinde kalarak ağır yaralayan Emel Demir kocasını ilgisizlikle suçluyordu. Emel Demir aynı Temel İçgüdü filmindeki gibi eşini karyolaya bağlayıp tutmaktan aldığı 5 bıçakla pek çok kez kocasının bedeninde derin yaralar açtı. Elleri bağlı Arif Demir bağırıyor, hiçbir şekilde karısına engel olamıyordu. Kadın eğilen bıçağı bırakıp yerine yenisini alıyor, vuruyor, vuruyor, vuruyordu. Arif'in çığlıkları inlemelere dönüşmüştü. Bu sırada komşular çığlık seslerini duydu ve kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştı. Kapıya yüklenen komşuların çıkarttığı gürültüyü duyan Emel elindeki 5. bıçağı bıraktı ve kapıyı açtı. Bu sırada polise haber verilmişti. Arif'in durumunu gören komşuları onu hemen Antalya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çifter gün kavga ettiği halde komşuları onların tartışmalarına bile tanık olmamıştı. Çevredekiler olayı duyunca inanamamıştı. İçeride yani kendi aile aralarında bilemiyorum. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla bize geldiler mesela biz onlara gittik. Çok iyilerdi. Kesinlikle öyle bir şey yani söz konusu olamaz. Genç adam 22 yaşındaki karısının hışmına uğramıştı. Doktorların yoğun çabalarıyla hayata döndü. Emel Demir ise tutuklandı. Genç kadın ilgisizlik yüzünden boşanmak istediğini ama kocası buna izin vermediği için çok sinirlendiğini söylüyordu. Bir süre önce bir kez daha öldürme duygusuna kapılmış ama yapamamıştı. Antalya Devlet Hastanesi'ne gittiğimizde Arif Demir'in durumu konuşamayacak kadar ağırdı. Konuyla ilgili annesi şunları söyledi. Aile durumları çok çok iyi yani öyle bir huzursuzlukları zaten yok. Hani komşular da söylüyorlar çok mutlular iyiler diye. Anlaşarak evlendiler. Arif'in annesi bu anlaşmazlığın nedenini anlamak için geliniyle konuşmayı denemişti. Ben şeye gittim. Polis karakoluna gittim o gün akşam olay buraya geldim bu olanın ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakımdan bir gideyim konuşayım dedim. Yani ne demek istedi acaba aralarında bir şey mi var netice görüştüm kendim hiç konuşmadı. Komiser kayınvalideyle görüşür müsün demiş omuzlarını çekmiş dedi gel demiş bir görüş bakalım geldi yanıma kızım niye böyle yaptın dedim dövdüm abi sen dedim dövmedi dedi bir bu kadar. Niye dedim bu işleri yaptın yazık benim günah değilim dedim ayrılsaydın madem gelip bana söyleseydin. Gene böyle yaptı ondan sonra ben de konuşmayınca ısrar etmedim. Moralim zaten bozuk. Orada o anda kendimi zor zapt ediyordum. Ondan sonra da kalktık işte biz çocuğun başına geldik. Emel boşanmak istediğini kayınvalidesine de anlatmıştı. Hani ben ayrılalım dedim ayrılmadı demiş onun için de bunu yaptım diyor. Ayrılmak istemiş. Ayrılmak istemiş. Bilmiyorum neden ayrılmak istediyse. Bir de yalan söylüyor yani. 3 aylık evlilik korkunç bir sonla noktalanmıştı. Emel bir anlık hırsla 27 yaşındaki eşinin bedenini delik deşik etmişti. Genç çifti bu duruma neler sürüklemiş olabilirdi? Arif ve Emel anlaşarak hatta birbirlerini severek evlenmişlerdi ama birlikte yaşamaya sadece 3 ay dayanabildiler. Bu vahşetin nedeni sadece ilgisizlik miydi? Genç kadın cezaevinin yolunu tutarken pişman mıydı? Emel Demir ilk sorgusundan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arif Demir ise kaldırıldığı yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu.